Herkese iyi haftalar, geleceğe dönüşe hoş geldiniz. Ben Onur Tuğrul, Mustafa Demirtaş'la birlikte karşınızdayız. Nasılsın? İyidir, sen nasılsın? İyi, ee, bol transferli bir program yapacağız ama sıcak gündemle değerlendireceğiz. Fenerbahçe <laughs> maçıyla başlayacağız. Fenerbahçe kazandı, Kayseri Spor karşısında rahat bir galibiyet. Bu maçı değerlendirerek başlayacağız. Ee, Birçok değerlendirmede senenin en iyi Fenerbahçesi, hatta son yılların en iyi Fenerbahçesi diyenler var. Zalai'yi sonra ayrı konuşalım. <laughs> ee, ama genel olarak Fenerbahçe'yi nasıl değerlendirdin? Ee, bir kere zaten Erol Hoca'nın bir basın daha doğrusu Aspor'a verdiği röportaj var. Orada hemen hemen bizim bahsettiğimiz Fenerbahçe'nin oyunun evrilmini e, bahsediyor Hoca. Ee, ki bir, biraz da bizi haklı çıkartıyor. Çünkü biz bunu, şöyle bahsediyorduk. Bu bir seçim. Fenerbahçe artık topun arkasına geçmişti bir seçim. Yani bunu tercih etmeden e, bu duruma düşüyorsa bir takım bir sorun vardır. Ama Fenerbahçe bunu tercih etmişti. Ve bu defansif bir oyundu değildi. E, tam olarak Erol Hoca da bundan bahsetti. E, topu rakibe verip ama bir yerde de sıkıştırıp geri alıp hücuma çıkıyorduk diye. E, Fenerbahçe'nin oyunun gelişiminde son Ankara gücü maçında özellikle bu maçta e, yine topun gerisinde kaldı. E, çok fazla baskı yapmadı ama e, zaman zaman topa sahip olma oy oyun, da artırdığını gördük. E, yani istediği zaman topa basabiliyor artık Fenerbahçe ve topu basıp yerleşik savunmaya da hücum edebiliyor. E, Sezon başında hoca şundan bahsetti. Ee, aslında biz pres takımı olmak istiyorduk. Ee, ilk başta mı? olmadı. Ondan vazgeçti. Bu da doğal. Ee, çünkü pres takımı olmak için hem buna tamamen çok uygun bir 11'e sahip olmanız lazım. Hem o 11'den çok fazla oyuncu kaybetmemeniz lazım ki Fenerbahçe çok oyuncu kaybetti. Çünkü birlikte e, hareket edip, ediyor olmanız lazım o işte. Hatta Jurgen Klopp'un e, Dortmund 4 ForForward dergisine verdiği bir röportaj vardı. Orada şu diyor. Hani biz Hadi yarından itibaren pres yapıyoruz demedik de. ben. Gegen en iyi oyunu, oynayan takım o dönem olduğu için dedi dedik ya bu öyle sanılmasın. Yani biz pazartesi günü hadi beyler prese başlıyoruz olmuyor. Yani biz sezon başından bu yana buna çalıştık zaten. Hem fiziksel yükleme olarak, kondisyon yükleme olarak hem de bunun çalışmasını yaptık diye. E, o yüzden Fenerbahçe'de ilk dönemde e, öndeki baskı biraz yarım yarım oluyordu. E çünkü bir de çok e istikrarı e, yani buraya gelmeden önce fiziki kalitesi maç eksi e, evet. olmayan oyuncular yani Valencia, Samata hem e, öyle hem bir de kaybettin sezon içinde. Yani bir evet. de sakatlandılar, Sakatlandılar, David, korona oldu. olanlar evet. oldu. Ee, öyle olunca ne oluyor? Birlikte oyundan kopmuştu Fenerbahçe ve takım yarısı pres yarısı yapmayınca öyle kopukluklar oluşuyordu ama artık öyle kopukluklar yok. Daha birlikte hareket eden bir takım var. Yani son format daha çok uydu. Ee, bir de aslında İlk bunu Kasımpaşa maçında görmüştük. Hatta sen de burada maçın yorumlarken Kasımpaşa maçı için şöyle demiştik. Sanki bu Kasımpaşa'nın durumundan dolayı Fenerbahçe ikiye bölünmüş. Yani savunmacılar çok fazla hücuma çıkmıyor. Hücumcularla yetti o maç almak diye. Aslında bunu bir taktik. Ben bu maçta onu gördüm. Böyle savaş filmlerinde olur ya. Önce öncü birlikleri yollarsın. Sonra atların üstünde komutanlar bekler. diğerlerini yollayın falan diye böyle işte atlı süvarileri yollayın. Fenerbahçe Erol Hoca önce öncü birlikleriyle yani hücum dörtlüsüyle çözümüne bakıyor. Ve aslında bu maçta öncü birlikleri maçı çözmeye yetti. Onlar Valencia, Pelkas, Tiam ve en ileri üçteki Samatta. Ve hatta ilk golde bu dört oyuncunun da katkısı var. İşte Samatta zaten olayın içinde. Pelkas asisti yapan oyuncu. Tiam golü atan oyuncu. Valencia'da o pozisyona topa hiç dokunmamış olmasına rağmen şöyle bir katkısı var. Ee, Perkas Perkaz topu alır almaz sağ eline doğru koşu atıyor ee, Valencia. Aslında topun kendisine gelmeyeceğini biliyor. Perkaz'ın tiyam, merkezdeki Tiam'ın göreceğini biliyor ama tamamen savunmayı genişletmek adına o koşuyu yapıyor ki bunları çok yapan bir oyuncu. Tiam da bunu çok yapıyor. O yüzden Fenerbahçe son dönemde daha rahat kale ağzında pozisyonlar buluyor. E, ee, topu dokunmayan Valencia'nın katkısı var golde. Yani Fenerbahçe sanki bu maç isteseydi e, duruma göre çünkü daha sonra öncü birliklere Nazım da ekleniyor. İşte Ozan'ı da atıyor. Sonra Gustavo'yu da attığı maçlar oldu. Solbeki de gönderdiği maçlar oldu. Ya yani i̇steseydi çok daha farklı kazanabileceğim maçtı ama e, çok sık aralarla artık e, takımlar maç yapıyor. Oyuncularını biraz da korumak zorundasın. E, vesaire o yüzden bu maçı öncü birlikleriyle alması yetti. Hatta 67. dakikada bir değişiklik yaptı Erol Hoca. Bu şey Valencia'nın çıkıp Sos'un oyuna girmesi. Bu aslında Kayseri için şu demek, yani ben maçı bitiriyorum hamlesiydi. Çünkü bu ne demek? Hem daha kalabalık karşılayacağım orta sahada hem de topa iyice basacağım. Topa sahip olacağım ki zaten pas rekorunu kırdı Fenerbahçe bu kendi özelinde bu sezon için. Ee, dediğim gibi rahat kazandım bir maç oldu Fenerbahçe için ve e, takım oyun anlamında da çok olumlu gelişmeler var. Bence de çok olumlu Fenerbahçe e, rahat kazandı iyi şeyler ortaya koydu ya pelkası inanılmaz beğendim. Yani e, tüm aksiyonları olumlu yani bu, bu, bu kadar iyi bir transfer ben çok uzun süredir görmedim. Yani maliyet performans işte şey ekonomide marjinal fayda derler buna. Ee, çok iyi bir oyuncu o açıdan yani sadece işte golü yaptı asisti yaptı değil yani işte o ilk yarıda bir geldi topu kontrol ederken oyuncuyu rakibi geçtiği evet. bir pozisyon ee, ikinci yarıda işte pası öyle bir pas verdi ki yani asist neredeyse o evet. asist önceki. Gole direkt katkısını çok paylaşmışlar Twitter'da. Ama işte dün ikinci goldeki asist yazmadı mesela Pelkasa. Ama asisten bile daha etkileyici bir pas. Daha pasla. etkileyici bir pas. Yani o oyunu inanılmaz o okuyor. İki, üç hamle sonrasını görebilecek Mesut bir Mesut Özil pasıydı mesela. Özellikle ikinci golde asist Tam Mesut Özil pası. Mesut Özil pası. pası. Herkes onu bekliyor Mesut'tan. Evet. Bunu yapmasını bekliyor. Pelkas dün Mesut'un beklediklerini yaptı. Yani dün Gustavo'da Pelkas'ta belki de Mesut'un gelmesi biraz takımı o açıdan etkilemiştir. Herkes de biraz kendi yeteneklerini fazladan göstermeye çalıştı gibi geldi. Evet. Evet. Gustavo'nun bir acayip çalımı var. Aynen. Ee, orta sahada. İşte yani yıldız oyuncuların takıma geçtiği hava. Biz de buradayız. Ee, Biz daha ölmedik. Olur, tabii yaptılar. de türbünde, Mesut Özil'e tribünde onun da etkisi olmuş oluyor. Evet. O Pelkası üzerinde. o açıdan çok. Tiam'ın performansını yükseltmesi çok önemli. Ee, bitiriciliği bu sıralarda çok formda Tiam'ın özellikle. Son 6 evet. altı şutunun dördü gol. <laughs> Gustavo iyi durumda o toparladı bir ara sanki bir hı hı. E, düşüşe geçecek mi diye burada konuştuğumuz durum bence ortadan kalktı. Gustavo son 2-3 maçın en iyilerinden biri. O aslında çoğu maçta da iyiydi. Yani takım kötü gözüktüğü zaman belki Gustavo da öyle gözüküyor ama Gustavo'nun hep e, bir çizgisi olduğunu düşünüyorum Tabii, aslında. Yani düşecek mi acaba dediğimiz evet, yerde evet, evet. öyle yani evet, yok. görüntü değil. E, yani Gustavo'nun Gustavo, hani, Gustavo Ozan özellikle o ikili çok iyi oturdu. E, ve iki işi de yapabilen bir ikili oldular. Hem zaten tempo kazanıyorlar hem de top kullanımları da çok iyi aslında ikisinin de artık. Ama şuna da çok karşıyım. Bir anda sosyal medyada şöyle bir hava, Fenerbahçe inanılmaz son yılların en iyi Fenerbahçe'si. Allah Allah bu oyunu her <laughs> maçta oynarsa Fenerbahçe şampiyon olur gibi de gelmedi bana. Yani ben bu yorumlarda hatta ya yani ben başka maç mı izledim? Biz başka şehirde mi dayak yoruza geldim ben. <laughs> ee, rakip yok yani karşında da çok zayıf bir rakip var. Yani zaten Kayseri Spor Ligi'nin zayıf takımlarından biri. Bir de işte Lungu, Miguel López'i, işte Manuel Fernandez'i birçok oyuncusu yok. Hı hı. Ee, olanlar da çok formda değil. Ee, yani Kayserispor'u da çok ciddi bir ölçü olarak bakmamak lazım. Buradan Zalai'ye bağlayacağım. Hı hı. Ben Zalai'nin çok ciddi bir kumaşı olduğunu düşünüyorum. Burada ilk transfer gelmedi de senin orada yorumlarına çok güvenirim. Ee, oyuncuyu anlatmıştım burada. Ve onlar birebir dün karşımıza çıktı. Ama Zalay inanılmaz Fenerbahçe'yi artık uçurdu bilmem ne demek için çok erken. Dün Zalay'ın bir ikili mücadelesi, bir hava topu e, düellosu var. Dolayısıyla yani Zalay'de daha savunma durumunda e, bir mücadelede görmedik. Hı hı. Tamam oyunu kurarken akıllı davranıyor. Sol ayağını iyi kullanıyor, temiz görünüyor ama bir baskıda da görmemiz lazım. O baskıda bakalım oyunu nasıl açacak. O baskıda hangi kararları verecek? Sezgileri ne durumda? O pozisyon alması nasıl ortaya çıkacak? İkili mücadelelerde nasıl davranacak? Bir ona baskı yaptıklarında dripping yapan oyunculara karşı nasıl davranacak? Eğer jener olmadığında oradan sağa bek gittiğinde nasıl olacak? E, ne Nasıl kapatacak oraları? Yani aslında zalayın önünde çok senaryo var daha. Dün neredeyse hiç senaryo görmedik. Bence çok iyi bir kumaş görünüyor kabul. Ama bir anda Twitter şampiyonu yapmamak lazım Zalai'nin takımı da. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama Volede futbol içerik rafı bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.